Efendim Söylem Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir haber videosuyla tekrar birlikteyiz. Antalya'da Antalya'nın en işlek alanlarından bir tanesi olan Kapalı Yol bizim çalışma ofislerimiz arasında bulunuyor. Halkın ve ülkenin gündemini, popüler gündemini buradan takip ediyoruz. Buradan konuşuyoruz. Buradan sesleniyoruz. Yanımızda televizyon ve haber dünyasının çok önemli bir ismi, benim çok sevdiğim, çok kadim bir dostum ve bu sektörde, yani televizyon camiasında Antalyalıların ülke gündeminde çok yakından takip ettiği isimlerden bir tanesiydi. Arzu Saygın var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Arzu Saygın'ı burada Söylem Haber Ajansı olarak haber programımızda ağırlamış olmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyoruz. Ben de öyle, seni gördüğüm için çok mutlu oldum gerçekten. Arzu Saygın candır. Benim hem meslektaşım hem kıymetli bir dostum, kıymetli bir arkadaşım. Ben şunu sormak istiyorum. Hayat nasıl akıp gidiyor Arzu? Seni ekran başında tanıyan, dinleyen insanlar, yakından dinleyenler nasıl bekliyor sizi? Nasıl buluyor? Cümle Arzu Saygın'ı kendinden dinleyelim. Şimdi eskiden benim için Pollyanna diyorlardı. 21. yüzyılın Pollyanna'sı. Hani her şeye umut dolu bakan, iyimser bakan, her şeyi bir şekilde en kötü şeyden bile mutluluk çıkaran, güzellik çıkaran birisi olarak tanıyorlardı. Ama bir süredir tabii ki bizler bu misyonu yüklendiğimiz için halkın durumundan biz de etkileniyoruz. Nasılsın sorusunun cevabı aslında çok da iyi sayılmam. Bencil bir insan olmamamla birlikte gündemimizdeki konular tabii ki bizi de meşgul etmekte. Basın olarak sizlere de teşekkür ediyorum değerli arkadaşım. Bir şekilde halkın sesini duyurmak çok çok önemli. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Şimdi halk kendi kendine konuşuyor, kendi kendine isyan ediyor, üzülüyor, çırpınıyor ama duyan kimse yok. Burada da siz imdada yetişiyorsunuz. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Seni gördüğüm için çok mutluyum ama ülkemin içerisinde bulunduğu bu durumdan çok mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası. Efendim şunu sormak istiyorum. Uzun süreler televizyon ekranlarından sahnelerin vazgeçilmez ismi olarak insanlar, sizi yakından tanıyanlar var. Ekonomik koşul olarak geldiğimiz noktaya baktığımızda bu son günlerin en popüler gündemlerinden bir tanesi hiç şüphesiz akaryakıt var, gıda zamları var, enflasyonun yüksekliği var. Hayatın böyle bir acımasız geçişi var ve son günlerde trend olan elektrik faturaları var. Çok uygun küçücük ailelere 700, 800, 900, 1000 lira ve 1000 lira üzerinde bir elektrik faturası yansımaya başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bir gazeteci olarak? Açıkçası içler acısı. Yani tam özetle cümle bu, içler acısı. İnanın hiç kullanmadığı halde. Hatta tam da karşımızda duruyor arkadaşımız. Evet. Hiç kullanmadığı halde bir kış boyunca, öyle mi? Bir kış boyunca hiçbir ısı için herhangi bir alet kullanmadın değil mi? Klimadır, elektrik sobasıdır vesaire. Buyurun canlı canlı karşınızda 950 TL gelmiş. Hiç kullanmadığı halde. Şimdi benim annem yaşlı, klimayı hiç kapatmayın diyor. Yaşlı çünkü, yani üşüyor, şeker hastası, evet, vesaire. Çocuklar var, titriyor. Yani kış gününde yapılan gerçekten tek anlamıyla rezalet diyebiliriz bu duruma. Açıkçası ödeyen var, ödemeyen var. Genelde ödeyenlerin pek sesi çıkmaz. Evet. Çünkü ödeyebiliyordur ama dediğim gibi birazcık empati yapmak lazım. İnsanların ekonomik durumuna bakmak lazım. Gerçekten iç açıcı değil. Marketlerden değinecek olursak, dün bir markete girerken çok yaşlı bir teyzemiz, Allah rızası için bana bir tavuk alır mısın, çocuklarıma götüreceğim dedi. Tavuğu aldım ama alırken ben de maliyet hesabı yapmak zorunda kaldım. Yani eskiden diyorduk ki teyze ne yersin, ne içersin, hemen ikram ediyorduk. Arkadaşlarımıza bir şeyler ısmarlıyorduk vesaire. Şimdi o kalktı. Yani ben onu erzaksız göndermek istemedim ama alırken de açıkçası kendi ekonomimi de düşündüm. Yani çok kısır bir döngü içerisindeyiz ama gerçekten ülkenin hali hiç iç açıcı değil. Ya bugün karşıt düşünceler varsa da sözünüzü kesiyorum, evet. Arzu'nun dedim ya, çok bir meslek duayenimiz bizim. Ben çok seviyorum. Onun için de görüşlerini önemsiyorum.
Bakın bugün bahsettiği bir tavuğun maliyeti eskiden en ucuz et yeme tüketimi yani beyaz et dedikleri tavuk daha uygun maliyetlere alınıyordu ve evlere bir et giriyordu. Tavuk varoşluktu ha, biraz. Aynen. Tavuk eti varoşluktu. Şu an zenginlik ibaresi. Şu an tavuk maliyeti bir tavuğun maliyeti ortalama 80 TL 100 TL arası değişiyor gerçekten. Bunun partisi, ideolojisi, AK Partilisi, CHP'lisi, hiç MHP'lisi yok. Hiç siyaset değil, evet. Siyaset yapmıyoruz. Yani bugün hayatın tam ortasından konuşuyoruz. Aynen. Peki, böyle baktığımız zaman bir gazeteci meslektaşımız olarak, özellikle asgari koşullar da orta direk kalmadı. Gidişatımız nereye gidiyor? Yani hedef kitlemiz yok, rotamız yok. İnsanlar buradan muhalefet diye nitelendirdikleri, özellikle evine ekmek götüremeyen insanları farklı bir anekdotla görüyor, yorumluyorlar herkes. Onu siyasi ideolojik olarak görüyorlar. Hı hı. Acaba hayata evine helalinden ekmek götürebilme çabasında olan insanların bu gidişatı nereye gidecek, nasıl görüyorsun? Yani şöyle, hepimizin ortak düşüncesi zengin, daha çok zengin oldu. Orta kesim artık kalmadı biliyorsun. Fakir ve zengin diye ikiye ayrıldı tabaka. Maalesef bu anlamda bölündük. Açıkçası ben bile hani fakir konumunda olabileceğimi düşünemiyordum ama şu an bile ben fakir konumundayım açıkçası. Çünkü dediğim gibi yapmış olduğum, Allah kabul ederse yardımlarım da var. Onları bile aza indirmeye başladım artık. Yani kendi cebimden yardım etmeye çalışıyorum. Aynen öyle. Baktım ki ben artık çöküyorum. Yavaş yavaş biliyorsunuz iş şartları da malum. Herkes çalışamıyor. Çalışsa da zaten yani bugün şimdi diyecekler ki işte hani siyaset yapılıyor. Hayır efendim, yapılmıyor. Ben AK Parti'den de dem vuruyorum, CHP'den de dem vuruyorum. Çünkü bugün Antalya'ya bakarsak ben bugün çalışan olarak 5.20 gidiş 5.20 geliş. Sadece aktarma falandan bahsetmiyorum. Aktarmalar 1.5 olmuş. 5.20 işe gideceğim, 5.20 işten geleceğim. Düşünün ki 10 TL sadece yol param benim. Aya vurduğunuz zaman 30 gün çalıştığınızı varsayarsak ne yapıyor bu? 300 TL. 300-350 TL arası. Ekmekten dem vuralım. Yine hükümetten bahsedelim. 3 lira, 3,5 lira ekmek. Simit zaten hayal oldu. Hani eskiden derdik ya böyle gariban, fakir oğlan kız, zengin kız da ne yapıyorlardı? Simit yiyorlardı ki çocuğun gariban olduğunu anlıyorduk biz dizilerden, evet, filmlerden. Şimdi 2 tane genç simit çay içiyorsa diyoruz ki bu zengin. Ya bakar mısınız, yani resmen masal gibi bir hayatımız oldu. Yani eskiden güldüğümüz şeyleri şu anda yaşıyoruz biz. Nereye gidiyoruz derseniz, bu böyle gitmeyecek tabii. İnşallah hükümetimiz uyanır diye ümit ediyorum. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne baktığınız zaman diyorlar ki biz bazı zamlar yapmak zorundayız çünkü... Hükümetten bir destek göremiyoruz. İşte vatandaşın vergileriyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Onlar da kendisini kalkındırmaya çalışıyor ama bence doğru siyaset yapan hiçbir parti yok şu anda açıkçası. Ne sağda ne solda. Ben ne hiçbirine katılmıyorum. Hiçbirine katılmıyorum. Ben dümdüz ortadayım. Vatanını, milletini, bayrağını seven, halkını seven bir gazeteciyim, televizyoncuyum. Bu anlamda vatana kim yardım ediyorsa, kim elini uzatıyorsa, halkını kim düşünüyorsa ben ocuyum. Şu anda da açıkçası ben böyle parti olduğunu düşünmüyorum. Bir şey daha sormak istiyorum Arzu'yu. Arzu'yla keşke uzun uzun böyle program yapmayı, uzun uzun saatlerce konuşma, konuşuruz. Saatlerce konuşuruz. Valla o yüzden de kimseye çok mikrofon uzatmaktan öte bugün Arzu'yla bu ülkenin gündemini yorumluyoruz. Ben müthiş derecede keyif alıyorum. Ben direkt içeriden birisi olarak bunu söylüyorum. Aynen aynen. Evet. Sektörün hem içinden hem de hayatın içinden olan bir insan. Hayatın her evresi devresiyle her türlü mezhepten insanla oturan kalkan. Aynen. İyiliksever, yardımsever, gönlü yüreğe güzel, ekmeğe yenir su içilir diyorlar ya. Eyvallah. İşte onlardan bir tanesi. Eyvallah. Peki parti biz takım tutarmış gibi. Yani parti tutma işini ne zaman bırakacağız toplumsal olarak? Yani bugün sağdaki sola oy vermez, soldaki sağa oy vermez. Hep toplumsal bir geleneğimiz var. Böyle bir ritüelimiz var. Peki biz aslında kim bize ne kadar hizmet ediyor veya kim ne kadar hizmet etmiyor
Neden bizi ayrıştırmıyoruz da mesela bugün elektrik faturasını iktidar mensubu insanların çok fazla savunduğunu görüyoruz. Ama elektrik faturasını ödeyemediğini de görüyoruz. Yani bunu dillendirmek, ifade etmek bir ağır meselesi mi sana göre? Çok kaba bir tabir olacak. Herkesten özür diliyorum ama başka şekilde ifade edemeyeceğim herhalde. Tekrar özür dileyerek söylüyorum. Hani bir amiyane tabiri var ya, tükürdüğünü yalamak. Evet. Şimdi bugüne kadar işte AK Parti savunmuş veya CHP'yi savunmuş birisinin geri dönüş yapması biraz izzeti nefis meselesine dönüştüğü için bence bugün baktığın zaman aslında AK Parti'ye oy vermiş olan insanlar da mağdur durumda, ancak bunu dile getirmek istemiyor. Çünkü bugüne kadar hani sahiplenmiş, işte Cumhurbaşkanımızı işte ne derler, kucaklamış, sahip çıkmış, sevmiş insanlar, inanmış, güvenmiş insanlar aslında bu durumu hazmedemiyor. Ama o bağlandı, körü körüne bağlandı siyasetçiden de kalkıp eleştiri de yapamıyor. Aynen durum bu. Yoksa ben açıkçası şu anda ben çok mutluyum, her şey mükemmel diyen insan ben etrafımda göremiyorum. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Ya yani herkesin bir şikayeti var. Yani bugün dediğim gibi kışın ortasındayız. Yani bundan daha büyük ızdırap olabilir mi? Kışın ortasındayız ve pandemi döneminde insanlar evine kapandığı için ne oldu? Ozon tabakası kendisini yeniledi ve iklimler farkındaysanız eski haline geldi. Haliyle doğal olarak eski kışları yaşıyoruz. Evet, yani eskiden olan kışları Antalya'ya kar yağdı. Yani 30 sene sonra. Evet, şu anda elektrik kullanmayacaksak biz Allah aşkına ne zaman kullanalım? Yazında klima açamayacağız. Yazında çok sıcak olacak bu arada. Dediğim gibi ozon tabakasının kendisini yenilemesiyle birlikte yazında çok sıcak olacak. Çünkü burası Antalya. Bu durumda yazında klima kullanamayacağız. Yani hadi yazın bir nebze suyun altına gireriz. Tabii su faturaları da var bu arada ama. Hadi bir gölge ağaç buluruz vesaire vesaire. Kışın Allah aşkına ne yapalım? Bakar mısınız kaç kıyafet var üzerimizde? Ve evlerde de bunlarda oturuyoruz. Evinde hastası olan, yaşlısı tabii olan. Tabii ki, tabii ki. Battaniyesini kapan, oturuyor bir köşeye. Çoluğunu çocuğunu alıyor. Yani kışın ev hanımları yemek yapamıyor soğuktan. Bulaşık yıkayamıyor. Yaşlılarımız var. Tuvalete gidiyor, geliyor, üşüyor. Yani kışın biz şu şartlarda, şu iklimde ısınmayacaksak biz ne zaman ısınacağız? Gerçekten artık buna dur denilmeli. Allah da büyük, yavaş yavaş, yani en azından Antalya bölgesi için söylüyorum. Tabii ki bir Kars'tan, Erzurum'dan bahsedemem ama Antalya'da yavaş yavaş sıcaklıklar gelmeye başladı farkındaysan. Biz birazcık yırttık diyebiliriz Antalyalılar olarak ama bir Erzurum'daki vatandaşımızı, Van'daki, Hakkari'deki vatandaşımızı gerçekten düşünemiyorum. Sanırım önümüzdeki günlerde elektrik ampul yerine mum yakmaya başlarız. Mum yakmaya geçeriz sanırım. Muma da razıyız. Hadi telefonlarımızı da kolu komşuda şarj edelim. Bir kafeye gidip, gerçi kafede de bir şeyler içmek zorundasınız ama nasıl ısınacağız? Mumla mı ısınalım? İnanın şu an kimsenin derdi televizyonu izlemek değil, ne bileyim işte elektrik kullanmak değil, şofben değil, ütü değil, tost makinesi değil, bunlar değil yani. Şu ısınma. Isınma. Yani ısınmamızı sağlasınlar. Yani ısınma konusunda en azından biraz indirim olsun veya devlet gerçekten ihtiyaç sahiplerine birazcık bir maddi katkıda bulunsun. Hadi bizlerden de bahsetmiyorum ama gerçekten ısınmak zorunda olan ve ısınamayan birçok yaşlımız var, çocuklarımız var. Gerçekten buradan sesleniyorum. Hem bir gazeteci, hem bir televizyoncu, hem halktan birisi olarak lütfen artık o kulaklarımızı açalım. İlk önce vicdanımızı susturmayalım. Çünkü vicdanımız gerçekten böyle bir şeye el vermez. Müslüman bir ülkeyiz. Bu halde birazcık vicdanımızın sesini dinleyerek yastığa başımızı rahat koymak adına, ahirette hesap verirken birazcık daha zorlanmamak adına lütfen elimizi vicdanımıza koyarak bir şekilde bu halkın yanında olalım diyorum. Hangi partiden olursa olsun herkese o sözü. Evet. Arzu Saygın konuştu efendim. Kendisi de çok saygın bir gazeteci zaten. Çok teşekkür ederim. Benim dediğim gibi kıymetli dostum, kıymetli arkadaşım, meslektaşım. Bugün ister... Mesela soralım, amcaya soralım. Amcacığım, biz sohbet ediyoruz bu elektrik faturaları, ekonomi üzerine. Sen nasıl buluyorsun yani? Ben serzenişlerinde bulundum ama. Mesela mikrofon Arzu'da. Çok merak ediyorum. Şu an halkın sesi olduk. Aydır burada kalıyorum. Evim Korkuteli'de. Bir tek şey çalışıyor. Söyle bana.
Dolap çalışıyor. Başka bir şey yok. Ev kilitli. Geldi? 82 bin lira. 82 TL. He, bir dolap 82 bin lira yakmış. İşte bir dolap düşünün. Bunun ısıtıcısı olsa vesaire vesaire. O zaman 4-500 olur. Ama şanslısın biraz diyelim ama evde kalmadım evde diyor. Bakar mısınız? Hiç kalmadık. Ben 3 aydır buradayım ya. O zaman bu 82 TL direkt vergi mi oluyor bu durumda? Sormak lazım. Sadece bir buzdolabı bir buzdolabı çalışıyor. Yani bugün mikrofonu ben Arzu'ya işi ehline teslim ettim. Vallahi yani nasıl yorumluyorsunuz yani bu elektriğin zamlarını insanlara 800 bin lira? Abi çok. Mesela geçenlerde şurada arkadaşım bir tanesi benim gibi emekliyim ya ihtiyar böyle 65 yarım simit alacağım diyor. Adam da tabii bölmek istemiyor. Ver arkadaşa bütün verdim ben üstünü ben veririm. Yani bizi bu hale düşürenler utansın. Başka ne diyeyim ben? Bu hale düşürenler utansın. Neden bu hale düştük bu kadar böyle? Yani bunu niye siyasi ideolojik olarak bakıyoruz? Ahbap çavuş meselesi. Tamam mı? Etrafındakini zengin ediyor. Kenardaki zengin fakir dipte. Abime de soralım. Elektrik faturanız ne kadar geldi? 600. 600 TL. Nasıl değerlendiriyorsunuz? 600. Nasıl pahalı ya? Değerlendirip daha önce ne kadar geliyordu yani? Isınabildiniz mi? Daha önce 250, 200. Isınabildiniz mi peki böyle doya doya böyle kemikleriniz ısınana kadar ısınabildiniz mi? Ya nerede ısınıyor? Nerede ısınıyor? Ne kullanıyoruz? Klima mı? Klima. Ne kadar yaktınız? 10 lira yakayı günlük en az yani 3 saat çalıştırıyorum 10 lira yakayı klima. Sadece 3 saat çalıştırıyorum 10 lira yakayı günlük. Günlük 10 liradan 600 TL. Akşam 6.30'da yakıyorum 9.30-10'da kapatıyorum. Sadece akşamları ısınabiliyorsunuz o da tam ısınamıyorsunuz. Buyurun beyefendi sizi alalım. Alacak bir şey yok yani ısınamıyoruz da insan klimanın düğmesine basarken korkuyor ya. Size ne kadar geldi? Abla sorma. Yani atıyorum 150 liraysa 300 küsür lira geldi. Yani, tek kişi yaşıyor. Ben tek kişi yaşıyorum. Akşam valla ışık bile yakmıyorum ya. Korku bokuna. İstiyorsanız Mehmet Matoğlu Cumhurbaşkanı da olmalı. Her şey olmalı tamam mı? Tunceli Belediye Başkanı. Mehmet Matoğlu Türkiye'ye yakışan Cumhurbaşkanı'ydı, Maliye Bakanı'ydı, her şey de odur. O Türkiye'yi kurtar, başka kimse kurtaramaz. Abi, bütün fiyatlar düşer diyorsunuz o zaman. Aynen öyledir. Şu anki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz hazır ortada? Şaşırmışız yani, ne durum çok berbat. Size ne kadar geldi elektrik faturası? Bana 400 lira geldi. 400 TL geldi, ısınabildiniz mi? Hepsi sündürdüğüm halde, sadece televizyon ışığıyla duruyorum. İnan Allah'a. Isınabildiniz mi peki? Isınamıyoruz, nerede ısınacağız? 600 milyon şey geldi bana. Doğalgaz. Bir önceki ay 450 milyon geldi. Bu ay 600 milyon geldi. Isınamadığınız halde geldi. Sadece televizyon ışığı var dediniz. Vallahi billahi billahi belki ister inan ister inan televizyon ışığıyla ben duruyorum. Bütün lambaları söndürüyorum. Doğru abi doğru. Mehmet Matoğlu gelirse Türkiye kurtulur. Onun gibi bir insan Cumhurbaşkanı olması lazım. Veya tepeye gelmesi lazım. Sizin de gönlünüzde o var. Abi siz konuştunuz anlatırız mı? Valla 150 lira şey geliyor, elektrik faturası geliyordu. 500 lira geldi bu ay. Bir klima çalışıyor, bir de buzdolabı var yani. Buzdolabı, bir de küçük buzdolabı var. İki buzdolabı, bir klima diyelim ya. Ya onun akşama kadar çalışma yok. Sadece akşamları ya. Yani bu nedir? Valla elektrik faturası bizi bıktırdı ya. Kaç kişisiniz evde? Siz 3 kişiyiz evde. İşe gidiyoruz bir de. Sabah gidiyoruz, akşam geliyoruz. Akşam da 3-4 saat çalıştırıyoruz. Bu durumda asgari ücret zammı hiç mi oldu? Değil, emekliyiz. İşte verdiği 500 lira zam verdiyse 500 lira elektriğe git. Al buyur işte. Bozdur. Sanki hesaplanmış gibi değil mi? Eşit. Hesaplanmamış aslında. Daha fazlası su var. Daha başka şeyler giderler var. Var da var. Vallahi o kadar gönlüm rahat ki Arzu'yla bugün. Abim ne düşünüyor elektrik faturaları abi, hakkında? Abi ne diyeyim? 400 lira elektrik parası geliyordu, kuduruyordu nasıl ödeyeceğiz diye. Bu ay 1300 lira geldi. Bu adalet mi ya? Allah'tan Orhan Peygamber'den utanan bunu yapmaz ya. Haram olsun, zehir zıkım olsun kim Ursan'a gidiyorsa yöneticilerden. Neyin ayarlayacağız? Daha önce ne kadar geliyordu? Aynen gerçekten dünya batıyor. Türkiye battı, biz battık. Zor zor ben 4 çocuğumla ancak geçimini yapayım. Bir ekmek olmuş 3,5 milyon kız. Ya simit yedirebiliyor musunuz çocuğunuza?
Simit yedirebiliyor musunuz çocuğunuza? Yediremiyorum. İnan ki okula gidiyor çocuğum, dün okul şeyinde götürdüm. Şey istedi bende, sen söyle, bu yumuşak poğaça istedi. 3,5 milyon verdim. Bir de meyve suyu aldım, 5 milyon. Yani zor. Türkiye'de geçinmek çok zor olmuş. Yani poğaça ve meyve suyu lüks oldu diyorsunuz. Kerim'in hediyesi 200 milyon. Ay şimdi aldım geldim. Ya yani o kadar pahalı olmuş ki hayat şartları. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ha veriyor. Kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor. Gerçekte veriyor. Kaşıkla veriyor, kepçeyle de adam bizden alıyor. Faturalar bana bu ay hiç kullanmıyorum. 30'da benim doğalgazım. Gelmiş 600 milyon para. Elektriği ekle, suyu ekle. Çalışan da yok. Emekliyiz. Emeklilere yaptığı maaşı zaten belli. Ortalıkta nasıl geçineceğiz? Allah yardımcımız olsun. Ekonomik olarak uçuyoruz diyor Cumhurbaşkanımız. Nerede uçuyoruz kardeşim? Uçuyoruz diyor. Kur'an-ı Kerim aldım 300 milyon ya hediyesi ya. Uçuyor? Porsiyonlarınızı küçültün diyorlar. Bizden isteyeceksin, kendisi küçülsün. Kendisi saraylarda yaşıyor. Doğalgaz bulduğumuz için, kapıyı pencereyi açıp herkese. Ne oldu o doğalgazı gerçekten? Ya her seçimde çıkan gaz o. Doğru, yalan değil. Gaz çıkıyor ama bir türlü kullanılmıyor. Şimdi 297 lira geçen ay elektrik faturası verdim. Asgari ücrete zam oldu deme. Oldu. Daha ben elime almadan Tayyip 700 lirasını aldı benden. 700 lira fatura geldi. Ya arkadaş, şimdi markette eyvallah tamam adamlar zam yapıyor. Özel sektör, serbest piyasa. Dolara bağlıyorlar. Tamam onu anlıyorum. Ya arkadaş dolar düşünce eyvallah. Sen özel sektöre indir demekte telkinde bulunuyorsun. Ama kendin dolar düştüğünde yine mazota, benzine, gaza zam yapıyorsun. Ya bunun mantıklı bir açıklaması var diyen yalan söyler. Ya arkadaş Almanya bizi kıskanır. Neden? Çünkü şurada milletin arabası var ama Almanyalı bir şirket TÜVTÜRK muayenesini yapıyor. Almanları kıskanıyoruz ya. Almanlar bizim aracı muayene yapıyor. Ya kendi aracını muayene yapamayan ülke biziz ama Almanya'yı da kıskanan biziz. Ama Almanlar bizim araçları muayene ediyor. Şimdi tok çıkacak. Almanya ve Avrupa ülkeleri şeyde panikte deniliyor. Tok çıkacak. Çıkmayacak değil de o tanıtılan arabalar nerede üretildi? Ya arkadaş ortada fabrika yok. Tamam eyvallah. Yaptır. Montajı bizde yapıldı. Ya zaten biz bir montaj ülkesiyiz. Ya dizaynı bizde. Ya dizaynı çizersin. Ya yazılımını yaparız. Eyvallah da. Ya o tanıtımında Tayyip Erdoğan binde de kilometre sıfır gösteriyor. Bu havada mı gidiyor yere değmeden tekerler? Ya TOG'u yapalım eyvallah. Ona destek yapalım da. Fabrika yapıyorsun da. Cumhuriyet tarihinde bu zamana kadar yapılanın pardon, niye sattın? Tayyip Erdoğan'a sorar mısın? Burada sorar mısın? Benzinin litresi kaç lira olduğunu biliyor mu? Ya ben bir paylaşım yaptım. Kendi sayfamda. Yok ben de diyorum ki bak. Benzin petrollerinde o rek şeyde fiyat listesinde hepsi 1 euro ya da 1 dolar yazsın. Ya ona göre şey hareket edilsin. Ya şu an dolar da mı geçti şey benzin fiyatı litresi? Yanlış mı? Geçti değil mi? Ya onu o zaman ya bir dolar yapın. Dolar o kadar hızlı inip çıkıyor ki kimse cevap veremiyor. Yani konudan konuya atlayarak geçiyoruz. Yani bu millete öğretilen tek şey şükür. Ya bundan önce de şükürü biliyorduk biz. Bundan önce de Kurban Bayramı'nı biliyorduk. Bundan önce de namaz niyazı biliniyordu. Allah şükür bunların sayesinde ateist çoğaldı. Yani ateist çoğalmadı diyen adam gelsin alnını karıştırırım. Buyur abi. Adam aylık alıyor. 4250 diyor. Asgari ücretle maaş yaptık diyorlar. Onun sonra verdiğini senden verdiği gün iki katının fazlasıyla aldı. Ekstra gelelim ondan sonra emekli. Emekliye kaç para verdi? 500 lira para verdi. 2,5. O yetiyor mu? Yetmiyor. Emeklinin yaşamasını istemiyor. İstemiyor. Bir an önce ölsün diye, yaşamasın diye, gitsin diye, yeni sesi gelsin diye. İstemiyor. Şimdi demek istedim hocama. Demek istedim. Millet derman perişan. Elektriğe zam. Doğalgaza zam. Benzine zam. Yumurta olmuş 45-50 lira. Markete gidiyorsun alamıyorsun onu diyorsun. Simit olmuş 3,5-4 lira. Ekmek olmuş 5 lira. Şimdi demek bak demek istedim adam markete gerçekten altın yumurtlayan tavuk oldu. Ya diyor ya o hikaye gerçek oldu. Altın yumurtlayan tavuk. Ya benim günlük yiyorum ya misal 100-150 lira. Ben yumurta alamıyorsam bak 45 yaşındayım. Kendim bildiğim bir fil yumurta yerim. Yemem değil yani bu şey değil. 70-80 yani nerede sen 100-150 lira alabiliyordun. Doğru da alıyordun. Hı. Sen ununu da alıyordun günlük yiyorum yanına. Yağını da alıyordun. Buyur şimdi al. Buyur şimdi yağını al, yununu al. Tamam ben çok işçi çalıştırmışım. Bak.
Vallahi ben işçiye verdiğim yemeği adam akşam evine ununu da alıyordu, yağını da alıyordu. E ben şimdi 250 veriyorum. Askaltı da yapıyordu. Ne ununu alabiliyor, ne yağını alabiliyor. Ben az ve öz konuşacağım. Bir de şu Suriyelilerin konusuna gelelim. Bu Suriyelileri mümkünse biz kendi toprağımızda, kendi çoluk çocuğumuzdan uzaklaştıralım. Barındırmayalım. Önce Cenab-ı Allah demiş, önce kendine, sonra komşuna hayır yap, güzellik yap. Yemek ye. Bizim derdimiz arabayla şeyle değil abi. Değil, bizim değil. Derdimiz... Benim... Afganlar da geliyor bu arada. Derdimiz ekonomi, açlık, yani, ekmek. Bizim derdimiz budur. Bir şey ekleyeyim. Ben ne yapacağım arabayı? Babam, arabam zaten yoktur. Bak. Telefonum var. Benim babam 20 ha, sene. Ne yapacağım telefonu? 20 sene. Vereyim. Ha, yani. Şimdi babam. Kameraya gösterebilir miyiz? Telefonlar çok soruluyor ya. Şimdi benim de telefonum bu. Bunu bakın. Şöyle söyleyeyim bakın. Şimdi bir noktaya geleceğim. Bir noktaya geleceğim. Telefonu varmış, arabası var. Babam bir sene bir fil bir fabrikada çalıştı. Emekli oldu. Emekli maaşıyla ev aldı. Şimdi emekli olup da ev alan gelsin söylesin bana. Araba alamaz. Araba alamaz. Ya artı şimdi bu telefona zorlama nedir biliyor musunuz? EBA denilen bir sistem çıktı. Uzaktan eğitimde. Ya benim telefonla çocuk giremiyor. Baba girilmiyor diyor. E ne yapıyorsun? Model yükseltmeye gönderiyor seni. E model yükseltsen ne yapsan bu kez boğazından kesiyorsun. Bir yerlerden kesiyorsun. E arkadaşlar yani, kabahat onlarda değil. Kabahat bizlerde. Aynen bizde. Orhan Gencebay'ın bir şarkısı var biliyor musunuz? Kula kulluk edene yazıklar olsun. Hala da yazıklar olsun. Biz kulluk ediyoruz. Onlar kul. Onlara kulluk ediyoruz. Kulluk. İsraf edilmeyecek yerler açıklandı. Cumhurbaşkanlığının bağlı kollarına. Yani bunu kimse inkar edemez. İsraf. Ya arkadaş en geride kalmış ülkelerde saraylar vardır. Geride kalmış Afrika ülkelerinde saraylar vardır. Yani Türkiye'de bu konuda geride kalmış. Ya Çankaya Köşkü var. Aralık ayı elektrik faturası. Evet, canlı canlı. Verin kameraya. Gösterelim kameraya. Buyurun. Bu da bu ay 1.034 lira. Bu da 337 lira Aralık ayı bakın. Bu da bunun içinde 10 gün eski şey var. Memleket bitti. Artık uyanın. Gerçek söylüyorum bakın. Buyurun. Buyurun çek abi. Çek bak. Buyur abi. Aralık ayı 337 lira. Ocak ayı 1.034 lira. Bu insan bana verdi 500 lira adam. Sadece elektrikte bana 300 lira kilitledi. Artık yeme içme şu bu bunları saymıyorum tamam mı? Çay simit hesabı yapıyordu. Bir simit 4 lira, bir çay 3 lira. 4 aylık bir çocuğun çay simidini hesapla. Gel yaşa bu memlekette. Daha neyi bekliyoruz? Nereye kadar gidecek bu böyle? Yaşama bitti ya. Düzelmez mi peki? Daha iyi olmaz. Düzelecek. Nasıl düzelecek? İnsanlar kafasını çarptığı sürece değişecek. Bu değişmezse bu hükümet kesinlikle bu ülkede herkes acından ölecek. Gençlerin sonu olmayacak. Ben 63 yaşındayım. Ben böyle bir şey daha hiç görmedim hayatımda. Bunu yazın, yayınlayın. Onlar nasıl olsa saraylarda oturuyor, her şeyini yiyor, içiyor. Ama bazı insanlar çıkıyor, telefonunu çıkar, şunu çıkar. E telefon olmasa çocuğunu arayamazsın, eşini arayamazsın. Herkes kaybolur. Hangi çağda yaşıyor? Telefon zamanı mı bu? Bunları yayınlayın. Bu insanlar artık gözlerini açsınlar abi. Bu ülke bitti. Bu ülke hepimizin. Ben parti falan şey yapmıyorum. Ama gerçekten yaşanacak durum yok artık. Saygılarımı sunayım herkese teşekkür ediyorum. Beyni sulanmışlardı saraya doğduracak ne? O kadar genç mi üniversite mezunu? Onları alsın saraya. Yazık değil mi? Niye okuyor bu gençler? Maske rahat konuş istersen. Niye okuyor bu gençler? Sen ne kadar geldi elektrik faturası? 270. Benim doğal gazım da var. 600 kusur da doğal gaz geldi. Doğal gazla ısındınız? Evet. Bu aydınlatma buzdolabı. Sadece aydınlatma ve buzdolabı. 900 lira. Bu da daha yarısı bu. Yeni zamlı bu ay belli olacak. Evet, Şubat'ta evet. Artacak evet. Diyorlar. Bu ay belli olacak. Gerçek elektrik, doğalgaz. Şu bu zamı, su zamı. Su da öyle oldu. Su da 200'e yakın geliyor. Ortalama 4 kişilik bir ailenin şu anda elektrik ve gaz tüketimi 800 ile 1200 lira arasında. Faturalı 1-1,5 ya. 1,5 lira ortalama faturalı elektriğiydi, suyuydu, telefonuydu, şuraydı, buraydı derken
1,5 milyon yetmiyor. Peki düzelir mi? Düşünceleriniz neler? Niye düzelmesin ki? Yani? Bozulduysa düzelmesi de olur. Yeter ki düzeltilecek kişileri, liyakatlı kişileri göreve getirmek gerekiyor yani. Niçin düzelmesin? Düzelir tabii ki. Ama illa ki bu kişi hem yapan da bozan da aynı, yapacak kişidir ve de düzeltecek kişiyi de aynı derlerse düzelmez tabii. Lerde daha ne olacağını daha bilmiyoruz esas ya yani. Bu sefer de kazanırsa bir daha biz seçim yüzü göremezsin. Daha bitti. Bitti bundan sonra. Kazanır mı peki sizce? Belli olmaz. Bu halkın ne yapacağı belli olmaz. Şu durumda halka baktığınızda kameranızı çevirin. Görünen köy kazanamaz. Var mı? 30 kişi varsa 5 tanesi kazanır dese 25 tanesi kazanamaz diyor. Türkiye'de sadece bayanlar verse kazanır. Çünkü bayanlara bazı özel haklar tanındı. Erkekler tanınmadı. Maalesef ki Antalya'da şu anda %55 dul kadın var. Anladın mı? Bunların hepsi kaymakamlık fonlarından, vakıflar fonlarından yiyenler. Bunlar olduğu hali yiyecek. Zaten gider yani. Zaten kazanır yani. Kendini bağlamış. Kendini bağlamış şeyine, yardımına. 10 milyon üyesi var bunun. 10 milyonu, 15 milyonu kesik, evet. Kemikleşmiş oyu. Buyur gel. Bundan 15 yıl önceki üniversiteye giden meslek liselerini niye konuşmuyorsunuz? Bundan 15-20 yıl önce meslek liselerine gidenler ancak 2 yıllık okullara gidebiliyordu. Ne mühendis olabiliyorlardı, ne doktor olabiliyorlardı. Oysa ki bunlar meslek lisesine giderken çocuklar tekniker olarak yetişip meslek lisesine haklar olduğu halde meslek liselerine gidemiyorlardı. Niye bunları konuşmuyorlar da şimdi 3-4 yerden beri maddiyet, 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 bu maddiyet. Maddiyet, maddiyet tabii önemli. Ki çok maddiyet önemli. Sen, son dönemden beri sen nerede yaşıyorsun? Çocuklarınızı rahata alıştır. Ev tutamıyoruz, pansiyon parası çıkaramıyoruz, pansiyon parası. Aç kalıyoruz, aç. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bakın şurada kamuoyunda 50, 60 ve 70 yaşlarındaki kişiler hep düzenden memnunlar. Hepsi emekli olmuş, tesadüfen emekli olmuş. Beğenmedikleri eski düzende işe girip 15 yıl, 10 yıl, 20 yıl önce emekli olmuşlar. Şu anda olsun o kişiler hiçbir ne özel sektöre girebilir ne devlet dairesine girebilir. O geri hani eskiden eskiyi biliyor musunuz dedikleri, eskiyi biliyor musunuz dedikleri düzende herkes bir iş sahibi oldu. Şimdi inanın onların hiçbiri şu anda hiçbir işe giremezdi. Yani çok yazık yani eski. Hanımefendi kayboldu, benim de sorularım var. Doğalgaz burada talep azıyı başka şehirlerde 2 lirası burada 3 lira aldı 2 katı. Madem ki burada da yazın aldım dedin elektrik tüketimi fazla. Ne o düşmeye aşağı? Onu düşünsün ne? Marketlerle ilgili görüşünüz nedir? Marketlerde hiç denetim yok. Bununla 2 kişi 3 kişi bugün arada geziyor şeyde. Atkent değiştirmeyi. Fiyatları düşüreceğiz dedi. Nerede düşmeye? Düşürüyor öyle düşürüyor işte. Fiyatlarda düşüş yok. Aynı zamanda ben marketleri çok yakından takip ediyorum. Markette günübirlik her şeye %15 %18 zam var. Yani bugün bir Nescafe tane Nescafe'yi 80 kuruşa aldığımız yerde şu anda 1 kuruş şey 1 lira 30 kuruş. Yani gün be gün yani burada küçük marketler. 1,5 doğru söylüyor. Ya esas mesele ne biliyor musun? Belki de muhalefet partilerinin gündemi iyi tutamamasında. Şimdi ne oluyor? Ya bak bir asgari ücretlinin şu anda günlük yevmiyesi 140 lira. Ya 140 lira bir kuru yemişin badem içi veyahut da fındık içi veyahut da koy. Bunun kilosu 140 lira. Ayda 30 kiloya çalışıyor bir asgari ücretli. 30 kilo badem içine veyahut da fındık içine çalışıyor. Avrupa'da adam 2 aylığına 2000 euroya 3000 euroya bir araba alırken bizde 3 aylığına 3 veyahut da 60 kilo veyahut da 90 kilo fındık içi alıyor. Bu kadar rezalet bir durum var. Bir de bu zamlar niye yapılıyor? Baştaki kişiler diyor ki zam yapmasan beni unuturlar diyor. Devamlı zam yapıyor ki bana Allah razı olsunlar. Hazmedemediler. Hem Allah razı olsun diyor hem kötülesinler diyor. Yani bugün fırın ekmeği 2,5'a veriyor. A101 şoklar şunlar bunlar 3 liraya satıyor. Yani bu ülkede üretim alt safhaya düşüyor da tüketim üst safhaya çıkıyorsa burada çok büyük bizlerde de olsun üstlerde de olsun altlarda da olsun problemlerimiz var. Bunları düzeltmemiz lazım yani. Bunlar bir an önce düzelmesi lazım. Belediye 2,25'e veriyor.
Bazı fırında 2,5 veriyor, bazı 3 liraya veriyor, bazı 4 liraya veriyor. Aa, şu İstanbul'da halk ekmekte 1,25 yapıldı ekmek. Burada 2,25. Şu anda 2,25. Yani 2,25. Alamıyoruz. Alamıyoruz, bizim mahallede 3 lira. Şurada Karadeniz fırını var. Oraya bakın, 4 lira ekmek. Bir de 6 lira mı, 8 lira mı ne? Yani buradaki, bu kadar başı başı iktidarın sıkıntılar, tamam, iktidardan yana sıkıntılarımız var ama bizim yani il olarak Antalya bazında gerçekten ben kendim tüketici haklarını kaç kere aradım. Hiç kimse ne denetlemeye geliyor ne de marketler üzerinde olsun, akaryakıt üzerinde olsun. Hiç kimsenin bir denetlemesi yok. Serbest, otomatik, günlük yatıyoruz, akşam kalkıyoruz. Mazotun litresine 1000 lira zam var. Nasıl yürüyeceğiz, ne yapacağız? Ahmet Erbakan ekmek bazı ürünleri sabit tutuyordu hiç değilse. Bu başı baş kaybede gidiyor ya. Hiç denetim diye bir şey yok. Böyle bir şey mi olur ya? Devletin kurumları da burada görevini yapmak zorunda yani. Ya ben bunu Antalya Valiliğine de sesleniyorum. Yani tüketici hakları olsun, şunlar olsun, bunlar olsun. Marketleri bir denesinler yani. Yani bir denetim altına alsınlar yani. Baksınlar halkın durumu ne. Maalesef şu anda Antalya'nın turizm bölgesi olduğu için şu anda iş noktası sıfır nokta yani. İnsanlar nasıl geçim yapıyor, ne yapıyor? Benim yani kendi imkanlarım olduğu halde ben zorlanıyorum. İmkan olmayan insanlar acaba ne yapıyor? Bunu düşünmek lazım yani. Turizm şehri olduğumuz için ancak yazın istihdam sağlanabiliyor. Yazın acı. Çünkü işveren öyle bir hüküm vermiş ki adam çifte maaş standartı uyguluyor. Bugün bir açı gidiyor, bir otelde 10 bin lira maaş alması lazımken 4 bin lirasını diyelim şeyden gösteriyor, diğerini arkadan veriyor. Yani vergiden de kaçırıyor, şeyden de. Burada ne oluyor? İşverenlerin hepsinin şapkası havada ama altta olan insanlar ezik olarak yaşıyor. Bu da bizim ülkemize yakışmıyor bence. Bakın bir de esas bir konu var. Şu anda ortalama insanlara bir emekliye 600 liraya 800 lira arasında zam geldi. Herhangi birine şurada çevirin, zaten en az bunun 600 lirası elektriğe gitti. Elektriğe gitti. Peki diğer bütün gıdalara veyahut da giyim, kuşam veyahut şeylere hangi parasıyla yetecek bu insanların? Sadece verdiği zam elektriğe, doğalgaza değil daha. Bir de arabası varsa bunun yakıtıyla birlikte geçen sene 4 lira olan ve 2021'in başında 4 lira olan yakıtın şu anda 14 lira. Ya neyisine, hangisine yetişer verdiği para yani verilen? Gerçekten çok büyük tezatlar var. Burada ben esas konuyu gerçekten bir daha ne? Muhalefet partileri konuyu gündeme getiriyor ama gündemde tutamıyorlar. Akşam televizyonlara baktığında bazı yandaş veyahut da bazı kanallar istedikleri programı yapıyorlar. İstedikleri konuları gündeme getiriyorlar. Halkın gündemi oraya birkaç tane muhalif dediğimiz kişiler var. Onlar da onlarla birlikte aynı biliyorlar, aynı kayığa gidiyorlar. Lütfen tartışmaya giden muhalif veyahut da gerçekleri gören kişiler onların kayına binmesin, gündemi tutsunlar. Bir şeyi gündeme getiriyorlarsa devam ettirsinler. Söyleyip geçiyorlar yani. Çok muhalefette kayıtsız kalıyor diyorsunuz. Esas zaten muhalefet çaresiz olduğu için veyahut da yetersiz olduğu için bu kadar zam, bu kadar veyahut da ya olmadık şeyler onun için yapılıyor yani. Yani halk yapacak, halk yapacak. Muhalefet yaptığını yapıyor. Arkadaş muhalefet doların köpüğünü aldılar, mazotun, elektriğin köpüğünü olacak. Boş ver, tamam. Tamam, hadi gidelim ya. Ben şimdi gençlerimizi almak istiyorum. Gençler, sizi şöyle bir alayım. Hepiniz gelin. Şimdi geleceğimiz olan gençler burada. Herkes konuştu ama bir de onları dinlemek istiyorum ben. Nasıl? Böyle giderse geleceği görmeyecek bunlar. Ülkenin hali ortada. Bakalım ne düşünüyorlar. Harun ne düşünüyor Harun? Gençler. Yaşlar kaç? Ya 15, 16. 15, 16, 17. Şimdi deniliyor ki kafeler, restoranlar tıklım tıklım dolu. Evet. Para olmasa nasıl gidiyor? İki tane döner aldım şunlara. Yemin ederim 70 milyon para verdim. 70 lira verdim. Bir tane döner abla. 70 TL para. Vallahi kafeye girmedim, bilmiyorum abla. Doydunuz mu bari? Ya doyurmuyor ya. İçinde et yoktu abla. Marol da hepsi. Ben sadece ekmek yedim. Kafeye gidebildiniz mi? Macchiato'lar, cappuccino'lar. Abla biz girişte para alırlar. Evet, o ne dediğine göre gidilmemiş. Evet, gençlikte böyle bu durumda. Amcacığım sizi de böyle alabilir miyim? Sizin de fikirlerinizi alalım. Kararsın. Ha, dişlerinizde mi sorun var? Tamam. Var mı efendim ekonomiden konuşmak isteyen? Ekonomi çok güzel diyen. Konuşmak ister misiniz? Size soralım. Ekonomimiz nasıl? Ülke nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Mutlu musunuz? Memnun değiliz. Neden?
Hayat şartında. Ne memnun etmiyor sizi? Her şey zam 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 zam. Özellikle neden şikayetçisiniz? Mesela elektrik faturası ne kadar geldi? Gireyim konuya. Hadi kolay gelsin abla. 200 gelen 800. 200 gelen 800. Kaç kişiyiz evde? Tek. Teksizsiniz 800 TL. Ne kullandınız ısınma aracı? Ev ısıtmak için tek elektrik sobası. Elektrik sobası. Sürekli yaktınız mı yani? Yeterince ısınabildiniz mi? Yok. 15-20 dakika. 15-20 dakika ısınabildiniz. Ona da 800 TL geldi. Şubat'ta ne bekliyorsunuz? Şubat'ta. Daha mı fazla olur? Veya o 15-20 dakikayı 5 dakikaya mı düşüreceksiniz? Görünüyor. Daha fazlasın diyorlar. Ondan önceki ay ne kadar gelmişti 800 TL'den önce? 200. 200'ü 800 TL oldu. Peki nasıl olacak ülkenin hali? Yani bir fikriniz var mı? Düzelir miyiz? Karamsar mı olmaya devam edelim? Vallahi Allah bilir onu. İyiye gitmeyi bekliyoruz. İyiye gitmeye ümit ediyoruz en azından değil mi? Karamsar değiliz. Peki çok teşekkürler. Evet. Evet kaldık baş başa. Yani kaldık baş başa. Şu anki durumdan ne anladık Fatih? Vallahi halk her gün böyle. Gündem böyle. Kapalı yol böyle. Vatandaşlarımız da her gün böyle görüyorsun. Bugün sokak da vatandaşla buluşturduk seni. Yani kanala renk kattın. Bildiğim şeyleri aslında bugün, tekrar duydum. Bugün duydun. Nasıl izlenimlerin? Vallahi insanlar patlamaya hazır bomba gibi. Açıkçası şu anda erken bir seçim olsa hükümetin hiç şansı yok gibi görünüyor. Ama 2023'e kadar hükümet bazı şeylerde feragat eder, birazcık insanların yüzünü güldürürse yine sonuç değişmeyecektir. Hükümet devam edecektir diye düşünüyorum. Erken seçim olmaması için dua etsinler diyeyim. Çünkü halkımızın durumu ortada. Efendim bugün Arzu'yla Söylem Haber Ajansı'nda misafir ettik. O gönlü yüreğe güzel insan. Onu bugün burada dedim ya hep söylüyorum. Bugün ayrı bir ahenk kattı. Ayrı bir enerji, sinerji verdi bize. İnşallah zaman zaman fırsat bulursak kapalı yolda mikrofonu Arzu'ya vereceğiz. Söylem Haber Ajansı'nda görebileceğiz artık. İnşallah. İnşallah görme imkanı. Kahve içmek için çıkmıştım. Bahattin'i görünce ayrılamadım. Açıkçası ben de vatandaşın durumunu biliyorum. Gördüğümüz şeyler biz içinde olduğumuz için görüyoruz ama sizler duyun tanık istedik, oldum. Sizler bilin istedik, halkın nabzını tuttuk. Bir kez daha anladık ki ülkenin hali, vatandaşın hali işler acısı diyebiliriz yani. Evet, habere de burada nokta koyalım. Bugün burada Arzu Saygın arkadaşımla güzel bir habere ev sahipliği yaptık. Arzu Saygın'a, kamerada Kadir Baba'ya, yayında ve yapımda emeğe geçen montajda, rejide herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için de. Bir başka programda inşallah Arzu Saygın'ı tekrar aramızda görürüz. Tekrar kanalda görme imkanımız olur. Onu her fırsatta sizinle buluşturacağım. Bir sonraki haberimizde yine ülkenin popüler gündemiyle tekrar birlikte olmak dileğiyle yayında ve yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarımız adına alasmaladık diyoruz efendim. Hoşçakalın.